Dönelim Fenerbahçe'ye. Sarı lacivertler Olympiakos karşısında çok yıpratıcı bir 120 dakika oynadı ve sonrasında da penaltılarla kaybederek ne yazık ki elendi. Sarı lacivertlerin elinde lig var. 6'da 6 yapma hedefi ve şampiyonluğa kavuşma isteği söz konusu Fenerbahçe'de. Sivas deplasmanına gidiyor Sarı lacivertliler. Evet. Sivas Spor cephesinden bugün özellikle gelen açıklamalara baktığımızda artık ligden düşme gibi bir tehlikesi yok Sivas Spor'un. Kazanıp Avrupa Kupaları potasını zorlama isteği olduğunu dile getirdi teknik direktör Bülent Uygun. Fenerbahçe'ye problem çıkarabileceğini Sivas Spor'un düşünüyor musun Burak Hocam? Ve takımın mantalitesi ne olacaktır? Böyle istenmeyen ve yıpratıcı geçen bir karşılaşmanın ardından. Tabii açıkçası çok Fenerbahçe'nin her zaman Süper Lig şampiyonluğu yani bu yıl için konuşuyorum. Ön planda olsa da hedef olarak Konferans Ligi'de bir hedefti herkes açısından. Tabii çok hoş olmadı. Çok yıpratıcı bir maç sonrası. %100 katılıyorum. Özellikle son uzatmalarla birlikte 40-45 dakika çok zor geçti. Atletik anlamda, atletik performans anlamında çok yorucu, sürekli baskının olduğu. Bir de Fenerbahçe hiç oyunu sete oturtamadı Kerem. Koştur koştur bir oyun. Telaşlı bir oyun. Oyunculara çok daha fazla yük bindi. Şimdi bu Sivasspor maçı tabii ki herhalde 3 gün, tabii 3-4 gün sonra oynanacak bir maç. Bunun çok fazla etkileri kalmaz fiziksel olarak. Ama mental olarak mutlaka bir de kümülatif yorgunluk olarak, kümülatif yorgunluk denen bir durumda söz konusu olarak yansıyacak. Zaten bu kümülatif yorgunluğun en had safhaya vardığı zamanlara girdik. Sivasspor tarafını da inceliyor olursak gerçekten orada Bülent Hoca geldikten sonra ciddi bir fasılı bir şekilde irtifa kazandı takım. Ve belli noktaya geldi. Şimdi zaten bir kültürü de var Sivasspor'un. Avrupa potası, Avrupa'da Konferans Ligi'nden lider çıkmış bir takımdan bahsediyoruz. Bu alışkanlığı da var zaten kulübün. Onlar da buna inandılar. Bir kere daha neden olmasın diyorlar. Çünkü ciddi bir ivmeyle geliyorlar. Ya şunu söyleyeceğim ben. Fenerbahçe ne kadar bir moral bozukluğu olmuş olsa da Sivasspor deplasmanında zor bir karşılaşma olacaktır. Ama bir şekilde Fenerbahçe maçı kazanır diye düşünüyorum. Tıpkı geçen hafta Alanyaspor Galatasaray maçında Galatasaray'ın zor bir deplasman olsa da takılmayacağını düşündüğüm gibi. Ancak tabii 90 dakika farklı bir şey de her zaman olabileceği gibi. Mesela Fenerbahçe'nin de Olympiakos'u eleyeceğini düşünüyorduk ama evet. Çok farklı değişiklikler neticesinde oyun bir anda bir ne diyelim değişiklik hataları, taktiksel hatalar neticesinde tur gitti. Burada da bilemiyoruz ne olacağını ama ben Fenerbahçe'nin çok büyük bir sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorum. Serhan Türk. Ben de hocam gibi düşünüyorum, Burak Hoca gibi düşünüyorum ama şöyle bir durum söz konusu. Fenerbahçe ve Galatasaray sezona 4 kupayla yola çıktı. Fenerbahçe 4 kupadan 3'ünü bıraktı. Bir tane kupası kaldı, hedef kupa. O da Süper Lig kupası. Çok değerli hale geldi. Hatta biliyorsun en son Olympiakos karşılaşmasında oyuncu değişiklikleri bazı kesimler tarafından hocanın Sivasspor maçını düşünerek yaptığını söyledi. Ama geldiğimiz noktada tabii ki hep şu konuşuluyordu Fenerbahçe camiasında da. Konferans kupası mı yoksa Süper Lig kupası mı? Süper Lig kupasının daha değerli olduğunu söyleyenler de vardı. Geldiğimiz noktada şu an en değerli kupa Fenerbahçe için hedef kupa Süper Lig kupası. Aslında sezon başlarken de öyleydi. Kesinlikle. Galatasaray'a da tam tersi. Galatasaray'da 4 kupayla başladı. 2 kupa gitti. 1 kupayı aldı. Ziraat Süper Kupayı aldı. Şu an elinde bir Süper Lig Kupası'nın kupu var. Diğer kupunu kendisi mi tutacak yoksa Fenerbahçe mi? Şu an öteki kupunu da Fenerbahçe tuttu. Hangisi kaldıracak? İlerleyen zamanlarda göreceğiz. İkisi için de zor karşılaşma. Birisi Sivasspor deplasmanı. Diğeri de Galatasaray için düşme potasında olan Pendikspor karşılaşması. İkisinde mutlak galibiyet gelmesi gereken karşılaşma. Ben iki takımın da kayıpsız atlatacağını düşünüyorum. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray. Ama artık Fenerbahçe'nin de bir rahat bir şekilde, taraftarına rahat bir şekilde bir maç izletmesi gerektiğini düşünüyorum. Son haftalarda çok öyle maç olmadı Fenerbahçe. Sezon başından beri çok fazla olmadığını düşünüyorum. Sezonun ben. İlk bölümünde her maç yani çok rahat. Bir iyiydi bir kötüydü. Öyle bir sıkıntılı süreç de oldu. O Fenerbahçe taraftarının böyle rahat koltuğuna oturup da maç izleme alışkanlığının çok fazla olmadığını gördük.
Ama ben yani karşılaşmasının biraz daha rahat geçeceğini düşünüyorum. Tabii ki zor bir karşılaşma. Ama tabii ki hedef sadece Süper Lig kaldığı için Fenerbahçe futbolcularının bu bilince daha fazla vakıf olacağını düşünüyorum. İsmail Hoca'nın da artık tamamıyla lige konsantre olmasını bekliyoruz. Bu yorgunluk konusu üstüne biz çok konuşuyoruz işte. 3 günde bir maç yapıyoruz, 4 günde bir maç yapıyoruz. Ve 120 dakikalık bir maç yaptı Fenerbahçe. Bunun fiziksel bir yansıması söz konusu olur mu pazartesi akşamına kadar? Yoksa o durum dağılmalı mı, o yorgunluk hissiyatı? Tabii şöyle, şimdi pazar günü oynansaydı, geçen hafta öyle oldu diye hatırlıyorum. Evet. Perşembe pazar oynandı, sıkıntı yaşanırdı, yaşanabilirdi. Ama pazartesi günü oynanacağı için karşılaşma biraz daha pozitif olacaktır Fenerbahçe için. Ama şunu da unutmamak lazım. Ben atletik performansçı değilim. Ama kümülatif yorgunluk denen bir şey var. Şimdi tam ligin sonuna doğru, mesela Dünya Kupası geçen sene biraz daha tempolu geçti. Hepimiz bunu konuştuk. Niye? Tam oyuncular en fit dönemindeyken. Evet, sezon devam ederken. Tabii, sezon devam ederken oldu. Onun için çok daha tempolu bir Dünya Kupası izledik. Mesela final bile, böyle bir final belki bilmiyorum kaç defa olmuştur. Futbol tarihinin en iyi maçlarından biriydi. Dolayısıyla biliyorsun finaller hep böyle daha böyle şey geçiyor. Kaybetmeme düşüncesi üstüne. Çok da neden o? Atletik olarak da çok kuvvetli takımlar. O bir gerçek zaten. Ama bahsetmiş olduğum gibi burada bence en kritik noktalardan bir tanesi Perşembeden pazartesi olması. Pazartesi günü çok daha diri bir şekilde gidiyor olacaktır Fenerbahçeli oyuncular. Ama işin mental tarafı da ben biraz daha fazla ilgileniyorum. Bir de hoca da çok eleştirildi, çok ciddi eleştirildi. Ve bu eleştiriler de %90 haklıydı. Biliyorsun ben çok fazla teknik adam eleştirisi yapmam. Ama ciddi anlamda belli noktada haklıydı. Hatta Fred'in tepkisi çok konuşuldu baktığınızda. Evet. Bu tabii biraz içeride farklı noktalara, biraz mental ne diyelim negatif şeylere sebebiyet vermiş olabilir. Ama bahsetmiş olduğum gibi günün sonunda ben Fenerbahçe'nin bir şekilde Sivas deplasmanında kazanıp yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü ciddi bir kalite farkı var Kerem Can Bulat. Doğru. Bunu Olympiakos'a karşı da gördük açıkçası. Yani sadece hocanın, Mendilibar'ın yapmış olduğu bazı hamleler neticesinde oyunu çok istediği bir noktaya yönlendirmesine biz karşılık veremedik. Hem bazı oyuncuların sakatlıklarından döndükten sonra tam potansiyelde olamaması, yani hocanın değerlendirememesi. Mesela ben sana bir şey sorayım. Joshua King bu kadar sıkıntılı bir sakatlık döneminden çıkmasaydı, hamle olarak Joshua King'i kullanabilseydi hoca, çok daha farklı bir şey izlemez miydi? Olabilirdi. Yani en ufak bir şey. Bir de arada bir şey söyleyeyim mi? Evet. İsmail Kartal çok eleştiriliyor. Ben Mendilibar'ın da iki maçta, birinde müdahale, diğerinde direkt başlangıç planında büyük hatalar yaptığını düşünüyorum. Ya tabii şu var. Mesela ilk maçta... İlk maçta İsmail Fred oyuna girince anlamadı yani yapması gerekeni. Orta sahası çok geçilgen bir hale gelmişti. Evet. Hemen üçlüye dönmesi lazımdı. İkinci maça da Jovetic'le başlaması bence tam bir skandaldı. Ama ikinci maçta elini kuvvetlendiren İsmail Hoca'nın seçimleri oldu. Yani maç başlangıç planı kötüydü. Golü de yedi. Evet. Zaten Jovetic'i devrede aldı. Tabii. Bence iki teknik adam da çok olağanüstü sınav vermedi. Kaleci faktörü. Yaptı. Şöyle, Mendilibar en azından oyunun içerisinde oyunu okudu. En önemli konudur. Oyunu okumak. Tabii ki çok fazla parametresi var ama maç oynanırken oyun okumak bir teknik adamın en önemli ayırt edici özelliği. Maç içinde iyi iş çıkardı İsmail O Hoca. İşi yaptı. Bir de şimdi şöyle bir şey var ya Kerem. Karar veriyorsun ya teknik direktörlükte. Karar verdiğin için her türlü eleştirileceksin. Doğru, Jovetic'le ilgili mesela Mendilibar'la konuşsak şimdi seninle. Büyük ihtimal bir planı vardı. Fenerbahçe'nin arka tarafta kırılgan olacağını düşündü. Ve Jovetic'de üretken ve şutu da olan bir oyuncu. Bitiren de bir oyuncu. Dedi ki Jovetic'de kalayım, ben pozisyon bulup gol atarsam turnuvayı, yani daha doğrusu turu erken alabilirim mantalitesinde oldu. Çünkü o da mutlaka maçları incelediğinde, sonuçları gördüğünde Fenerbahçe'nin deplasmanda içeriden daha iyi olduğunu biliyordu. Tabii. Dolayısıyla erken turu bitiririm diye bu şekilde başladı. Ama önemli olan hatandan dönmektir. Doğru. Hatadan döndü. Yani yanlış plan yapmış olabilir. Çünkü günün sonunda bugün Mourinho'da, Pep de yanlış plan mutlaka yaptığı maçlar olmuştur. Ama en azından ben bu tarafına bakıyorum. Bir şekilde yanlışından dönüp orta sahayı tutup, çünkü şunu düşündü. Fenerbahçe'nin yorulacağını düşündü. Çünkü hoca görüyor. Biz de görüyorduk.
Onlar da yoruldu yani, zaten. Tabii. Onlar da fiziksel yoruldu olarak onlar kaldıramayacak seviyeye geldiler. Şöyle ama sen işini kolaylaştırın onların. Fenerbahçe'ye göre çok daha diri kaldı. Bak neden biliyor musun? Taktiksel olarak konuşacağın 40-50 metrede oynadı Olympiakos. Sen 80 metrede oynadın. Yani 70 metrede oynadın. 70 metrede oynarsan bak bir şey söyleyeyim mi? Oynayamadım bile Manchester hocam. Manchester City dahi 70 metrede çok zorlanır. Bak söylüyorum Manchester City dahi. Manchester City niye 40 metrede oynuyor? Veya Liverpool Brighton maçı. Sen Liverpool'lusun. Kaç metrede oynadı ya Liverpool? 40 metrede oynadı. Öyle yendi Brighton'ı. Yendi diye hatırlıyorum. Bilmiyorum yanlışım varsa düzelt lütfen. Öyle yenmediyse de perişan etti. Yapama. Eğer 80 metreye döndür maçı. Bak bakalım Brighton mı daha iyi oynuyor yoksa Liverpool mu? Dolayısıyla bazı şeyleri biz konuşmuyoruz ama bunları izleyiciye de aktarmamız gerekiyor. Çünkü modern futbol artık böyle bir noktaya geldi. Fenerbahçe'nin bu kadar takım boyunu uzatması zaten iyice yorgunlukları getirdi. Son 30 dakikada rakamsal da söyleyelim. Fenerbahçe'nin bir tane şutu var ya son 30 dakikada. Evet. Zaten buradan anlıyorsun ki arada bilmiyorum Serhan hocam bana katılır mısın? Çok ciddi kadro kalite farkı var. Olympiakos'ta Fenerbahçe arası. Tabii ki. Çok olmaz ciddi mı? Bu arada sevgili seyirciler az sonra bir araya gideceğimizi belirtelim. Konyaspor Alanyaspor mücadelesinde Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Şöyle bir Premier Lig'e de baktım. Hatta 1. Lig'de de Göztepe'nin Giresun deplasmanında 3-0 önde olduğunu belirtelim. Göztepe artık gün sayıyor Süper Lig'e yükselmek için. Bunu başardı gibi görünüyor İzmir ekibi. Premier Lig'de Brentford-Luton deplasmanında 1-0 önde. Luton ligde kalma mücadelesi veriyor. Ligde kalma mücadelesi veren iki takımın maçında Burnley-Sheffield deplasmanında 2-0 üstün. Bu da önemli. Gerçi Sheffield'ın çok fazla ümidi yok. İki taraflı bir maç olmasına rağmen Burnley soyunma odasına önde gidecek gibi görünüyor. Celta Vigo Las Palmas'ı 4-1 yendi. Osasuna da Rayo Vallecano deplasmanında 1-0 önde. Son olarak Bundesliga'da 56. dakikası oynanan maçlardan bahsedeyim. Heidenheim 0, Leipzig 1, Hoffenheim 1, Gladbach 1, Köln 0, Darmstadt 0, Wolfsburg 1, Bochum 0 şeklinde oradaki maçlarda devam ediyor. Şimdi bir ara rica edelim sizden. Az sonra birlikte olacağız. Kayseri Spor Trabzonspor maçına odaklanacağız.